Timur Soykan, Bir Gün Gazetesi İlginç bir kara para soygunu 14 Eylül 2022, saat 11 İstanbul Laleli'deki Ordu Caddesi'nde bulunan Kaya Gold isimli kuyumcudan 6 şifreli çantayı taşıyan 6 Suriyeli çıktı. Tedirgin halleri çantalardaki yükün kıymetini belli ediyordu. Bu sırada caddeye siyah VIP minibüs, beyaz bir otomobil ve kırmızı motosiklet duruyordu farklı yerlerde konumlanmış çete mensuplarının gözleri 6 Suriyelinin üzerindeydi. 3 kişi Suriyelileri durdurdu. Şapkalı ve siyah gözlüklü biri polis kimliğini gösterirken diğer elinde telsiz ve belinde silah vardı. Bu sırada siyah minibüsteki çakar çalıştı ve mavi turuncu ışığı parladı. Mit mensubu olduğunu söyleyip kimlik gösteren 40'lı yaşlardaki adam Suriyelilerden çantaları açmasını istedi. Kara paranın kol gezdiği bu bölgede daha önce defalarca soygun yaşanmıştı ve Suriyeliler burada çantaları açamayız, karakolda açarız dedi. Minibüse bindirilirken bir Suriyeli kaçmaya çalıştı. İddiaya göre polis kimlikli şahıs onu kolundan yakaladı ve kafasına silah dayayarak minibüse soktu. Siyah minibüsle birlikte beyaz otomobil ve kırmızı motosiklet hareket etti ve uzaklaştılar. 15 gündür takip ediyoruz. Olay bu noktadan sonra daha da ilginç bir hal almaya başladı. Kendisini mit mensubu olarak tanıtan adam önce Vatan Caddesi'nde mali şubeye gideceklerini söyledi. Suriyelilere dönüp "Ankara'dan sizi yakalamak için geldim. 15 gündür sizi takip ediyoruz. Hepinizi Suriye'ye göndereceğim. Paraları emniyete teslim edeceğim." dedi. Cep telefonlarını ve onlara bağlı dijital saatleri toplayıp şoföre verdi. Bir süre sonra şoföre Emniyet Müdürlüğü'nün ters istikametindeki Bakırköy'e sapmasını söyledi. Yolda Suriyelilere içinizde evli olan var mı diye sordu ve elini kaldıran ikisini indirdi. Birkaç kilometre sonra ise diğer Suriyelileri sahil yolunda bıraktılar. İddiaya göre soyguncular çaldıklarının kara para olduğunu ve sahiplerinin peşine düşmeyeceğini planlamıştı. Ama öyle olmadı. Çetenin serbest bıraktığı Suriyeliler Ravi isimli Laleli'deki bir şirketin çalışanıydı. Şirketin sahibi ise Suriyeli Sufyan Allahmat'tı. Sufyan Allahmat bir gün önce altı çantayı çalışanlarıyla Kaya göndermiş ve ertesi gün çantaları geri getirmeleri talimatı vermişti. Dolar, Avro, Sterlin, Danimarka kronu. Suriyeli patron hemen şikayetçi oldu. Çantaların içindeki parayı söyledi. 3 milyon 450 bin dolar, 885 bin avro, 1 milyon TL, 122 bin sterlin, 2 milyon 291 bin 500 Danimarka kronu. Olay günü itibarıyla bu paranın karşılığı 90 milyon TL idi. Polis soyguncuların peşine düştü. Mobeseleri inceleyen polis, soyguncuların Suriyelileri siyah minibüsten indirdikten sonra beyaz otomobile geçtiğini belirledi kırmızı motosikletteki iki kişi de başka yola sapmıştı. Beyaz otomobildeki dört soykuncu Bayrampaşa'daki bir otogaleriye girdiler. Burada şifreli çantaları açarak paraları bir çöp poşetine doldurdular. Her biri ayrı araçlarla yine Bayrampaşa'daki bir eve gittiler. Ve burada bir süre kaldıktan sonra bu sefer valizlerle çıkıp farklı adreslere dağıldılar. Paralarla kayıplara karıştılar. Polis araştırmasına göre soygunda mitçi olduğunu söyleyen Eşref Türktü. Daha önce yasa dışı bahis işi yapmıştı ve çevresine büyük borçları vardı ama çok lüks bir hayat yaşıyordu. Soygundan sonra kayıplara karıştı ve halen yakalanamadı. Beyaz otomobili kullanan Sercan Çiray'dı. O da bulunamadı. Soygun sırasında sokakta kısa bir süre göründüğü iddia edilen İsmail Kasaplarsa Denizli'li bir iş insanıydı. İstanbul'dan Denizli'ye giderken İzmir otoyolunda yakalandı. Eşref Türk'ten aldığı bir poşet içindeki 250 bin dolar arabanın içinde bulundu. Soygunla ilgisinin olmadığını savundu. İsmail Kasaplar, Eşref Türk'ün yasa dışı bağış işi yaptığını ve kendisine 100 bin dolar borcu olduğunu söyledi. Borcunu vermek için kendisini çağırdığını ve parayı saymadan teslim aldığını anlattı. Çakarlı, siyah, VIP minibüsün plakası sahte değildi. Aracın sahibi ve şoförü olan Ahmet Selçuk gerçekten VIP yolcu taşımacılığı yapıyordu. Önceden tanıdığım polis Ahmet Yusuf Uzun bir protokol işi olduğunu söyledi. Ben şahısları almak için sabah Fatih'e gittim. Soygundan haberim yoktu. MIT mensupları olduklarını, operasyon yaptıklarını bana söylediler. Ama Suriyelileri bırakınca durumu anladım. Minibüse de 20 bin dolar bıraktılar dedi. Sanık polis hukuk fakültesi mezunu. Ahmet Yusuf Uzun, 9 yıllık polisti ve hukuk fakültesini yeni bitirmişti. 3-4 yıldır Kadıköy'de bir bölgenin asayiş şefliğini yapıyordu. İddiaya göre soygun sırasında kırmızı motosikletin arkasında oturuyordu. İfadesinde bunu kabul etmedi. Tekne organizasyonları yapan ve gece kulübü sahibi Çetin Aykurt'un soygundan önceki gece Kadıköy'e yanına geldiğini anlattı. Çetin'in yanında MIT mensubu olduğunu söyleyen Eşref Türk ve MIT bölge müdürü olarak bana tanıtılan İsmail Kasaplar vardı. Interpole geçmek için onlardan yardım istedim. Çetin, MIT'çileri Fatih'ten Ortaköy'e götürmek için VIP minibüs ayarlamamı istedi. Ben de önceden tanıdığım Ahmet Selçuk'u aradım dedim. Ama plakası kapalı kırmızı motosikleti kullanan Suriyeli Muhammed Alhaddat onu yalanladı. Kadıköy'de motokuryelik yapıyordu polis Ahmet Yusuf Uzun'un talebiyle motosikletle Fatih'e gittiklerini ve siyah minibüsü takip ettiklerini anlattı. Ben sadece polisin bana söylediklerini yaptım dedi. Çinli ve İranlı yasa dışı bahisçiler. Soygun sırasında polis kimliğini gösteren 2,5 yıllık polis memuru Cemalettin Parlak'tı. Ahmet Yusuf Uzun'la bir süre Kadıköy'de görev yapmışlardı. İfadesinde Eşref Türk'ün MIT yöneticisi olduğuna inandığını savundu. Ondan aktif bir görev için yardım istediğini anlatan ve soygunu mit operasyonu zannederek olaya karıştığını iddia etti. İddiasına göre Eşref Türk İranlı ve Çinli yasa dışı bahis çetesine baskın yapacaklarını söylemişti. Polisler Ahmet Yusuf Uzun ve Cemalettin Parlak Kadıköy'de bir otelde yakalandı ve yanlarında para dolu bir valiz vardı. Çetin Aykurt 1.5 milyon dolar olan valizle Beşiktaş Arnavutköy'deki tekneye binmişti. Bir süre sonra teslim oldu. O da Eşref Türk'ü MIT mensubu olarak tanıdığını ve MIT operasyonuna katıldığını zannettiğini anlattı. Gerçeği anladım ama artık çok geçti dedi. Para dolu şifreli çantaların açıldığı otogalerinin sahibi Levent Bektaş da Eşref Türk'ün MIT'çi olarak tanıdığını anlattı. Sanıkların hepsi MIT yalanıyla kandırıldıklarını savunuyordu. MIT'in İranlı ve Çinli yasa dışı bahisçilere yönelik operasyonuna katıldıklarını zannettiklerini defalarca söylediler. Savcılıksa bunun suçtan kurtulmak için uydurulmuş bir senaryo olduğunu iddia etti. Minibüs şoförü Ahmet Selçuk, polisler Ahmet Yusuf Uzun, Cemalettin Parlak'la Çetin Aykurt tutuklandı. İddianamede azmettirici olduğu iddia edilen İsmail Kasaplar, motosikleti kullanan Suriyeli Muhammed Alhaddat ve otogalerici Levent Bektaş serbest bırakıldı. Eşref Türk ve Sercan Çıra yakalanamadı. Paranın kaynağına neden gidilmiyor? Soygunda çalınan ve o dönemin kuruyla 90 milyon TL olan paranın 30 milyon lirası ele geçirildi. Suriyeli patrona 30 milyon TL iade edildi. Tutuksuz sanık İsmail Kasaplar duruşmada sanık polisler adına kendisini arayan kişilerin 4 milyon TL istediğini anlattı. Yoksa bana suçu yükleyeceklerini söylüyorlar iddiasında bulundu. Bu sorguyla ilgili yargılamada çok dikkat çeken bir nokta var. İddianamede ve davanın duruşmalarında çalınan paranın kaynağına dair hiçbir açıklama yapılmadı. Suriyeli patrona Sufyan Allahmet sadece polise verdiği ifadede paranın hayvan ticaretinden sağlandığını söylemiş ve bir fatura sunmuştu. Ele geçirilen paraya el konulmadı. Suriyeli patrona iade edildi. Oysa bu tür davalarda masak inceleme yapar ve paraya el konulurdu. Sanık İsmail Kasapların avukatı Ahmet Sırcı, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasında şöyle konuştu. Etkin bir soruşturma yapılmadığını düşünmekteyiz. Çünkü soruşturma evrakında paranın kaynağı belirtilmemiştir. Bu paranın kaynağı hakkında çok büyük bir soru işareti vardır. Mahkemeden bunu konunun araştırılması için İstanbul Başsavcılığı'na şikayette bulunulmasını talep ederiz. Bu talep duruşmalarda defalarca gündeme getirildi ama hep reddedildi davanın üçüncü duruşması görüldü. Ama çantalarla kayıtsız taşınan yüklü miktardaki paranın kaynağı halen bilinmiyor. Oysa bu soruya yanıt verilse, soygun çetesinin kimlerden yardım aldığı, paranın taşınacağını nasıl öğrendikleri de anlaşılacak. Eşref Türk'ün başka emniyet görevlileriyle de görüştüğü iddialarına belki yanıt bulunacak.